Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanı'nın en lezzetli oyun programına Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, Outlast'ta kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere Billy'yi devre dışı bırakacağız arkadaşlar bu bölümde. Yaklaşık 2 ya da 3 aşamalı bir işlem. Büyük ihtimalle şu iki koridoru da kullanacağız diye düşünüyorum. Ve en sonunda da şu anda şu aktif halde değil, kullanamıyoruz. En sonunda da kanımca buna basıp Billy'yi durduracağız arkadaşlar, görevimiz bu. Oyunun sonu olmaya çok müsait bir yer arkadaşlar. En azından ben öyle düşünüyorum. En azından yaklaştık diye düşünüyorum oyunun sonuna. Şuradan bir başlayalım isterseniz. Bir not almıştık onunla ilgili bir doküman ama. Şu muydu? Yok. Şu işte hani. Bu sistemleri tek tek kapatacağız büyük ihtimalle. Biri devre dışı bırakmak için. Bir not daha aldık. Yaşam desteği. Bunlar Billy Hope'un ciğerleri, karaciğerleri, onun yaşam desteği. Bir deliği canlı tutabilmek için futbol sahası büyüklüğünde bir makine. Sikerim böyle işi. Bozulmalı, o ölmek zorunda. Tam şu not açılmadan önce şunu düşünüyordum. Hani Chris Walker falan kovalarken en azından bir yere saklanıyordun. Dar bir yerden geçince seni kovalayamıyordu vesaire. Şimdi Billy için o da söz konusu değil. Adam direkt gelebiliyor yani peşinizden her türlü. Bu da daha bir zorlaştırıyor oyunu haliyle. Şuradan mı gireceğiz? Şurada bir şey var mı diye bakayım arkadaşlar. Bunu mu kapatacağız? O zaman öbür tarafa bakayım. Çünkü herhangi bir doküman, not falan bir şey kaçırmak istemiyorum. Tam da tahmin ettiğim gibi. Modern Prometheus. Bununla ilgili bir doküman bulmuştuk fakat şurası farklı büyük ihtimalle. Öğren benden, şayet sözlerimle değilse de yaptıklarımla öğren. Bilgi edinmek ne kadar tehlikeli ve doğasında daha büyük biri olmayı hedeflediği zaman mütevazi bir adam bile ne kadar mutlu olur. İkidir arkadaşlar, şu Mary Shelley'nin Frankenstein kitabından alıntılar görüyoruz. Konuyla da alakalı zaten. Devam edelim. Ovana'yı çevireceğiz büyük ihtimalle. Evet. Geldi mi Billy? Anam. Zıpla lan. Kapatabiliyorsan kapat. Çok güzel. Gerçi ne boka yarayacak o kapıyı kapatmak, ondan da emin değilim ama. Şunu da kapat. Biri tamam. Şimdi diğer yoldan gideceğiz arkadaşlar. Pir. O müzik hiç susmadı, o gerilim müziği. Yani sürekli kovalıyor mu bilmiyorum ki. Aç 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 aç. Kapat. Nereden? Merdivenden mi? Katlı lan burası. Bitmedi. Arkadaşlar büyük ihtimalle şu anda arkamızda bile olabilir yani. Çünkü karakterimiz hızlı hızlı nefes alıp verir. Oha. Zıpla lan. Çok güzel. Şuradan mı? Allah'ım. Allah'ım.
Of. Arkadaşlar en ufak bir durmak yok. En ufak bir durmak yok. Acaba o ilk aşamayı sayıyor mu? Sayıyor. Buradan zıplıyorum. Hiç durmadan yardırıyorum. Güzel. Döküman. Devam izni. Colorado Monte Massif Hastanesi'ndeki Murkoff hayırseverlik psikiyatri programında hasta William Hope için gerekli devam izni belgesidir. Form standarttır ve ilgili tüm satırlar imzalanmıştır. Görünüşe göre Bilen'in yakın zamanda annesinin geçirdiği kalp krizinin haberi yok. Annesine ve onun hayırseverlik iş yapan kilisesine finansal ücretlendirmenin tekrar gözden geçirilmesini talep eden bir deneme gönderiyor. Wernick çocuğun rüyasında yazdığı raporları okuduktan sonra onun büyük terapötik potansiyeli olduğuna kanaat getirdi. Adamın tüm dış dünyayla ilişkisini falan kesmişler arkadaşlar bu biliyi programa tabi tuttuktan sonra. Büyük ihtimalle bu. Güzel. Şimdi o ortadaki yere gideceğiz arkadaşlar büyük ihtimalle. Buradan tekrar geçeceğiz. Ama buna bir izin verecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Zıpla. Ne oluyor lan? Oha. Yok artık. Öleceğiz herhalde bir oradan çakılırsak. Of. Arkadaş ne demek sen 6-7 kat çıktık biz orada ya. Her türlü ölmüş olmamız lazım. Buradan mı gideceğiz? O yine geliyor bak pezemek arkamızda büyük ihtimalle. Koş 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 koş. Zıpla şuradan zıplayabiliyorsan zıpla, zıplayamıyorsan Allah'ım yarabbim. Bas o düğmeye, bas o düğmeye. Aha. Arkadaşlar bir de devre dışı şu anda bir. Değil mi lan? Of. O askerler yaptığını bize de yapıyor arkadaşlar şu anda. Resmen duvardan duvara savruluyoruz. Oo. Resmen ölümümüz bunun elinden olacak büyük ihtimalle. Arkadaş karakterimiz resmen şu an acıdan ağlıyor ve ben çok kötü oldum ya. Seslendirme müthiş. Parmak desen yok zaten artık. Yeni görev çık. Artık bir zahmet. Yeni bir not daha aldık. Ve arkadaşlar adamımız şu anda bildiğiniz yürüyemiyor. Artık kolay değil yani. Duvardan duvara fırlatıldık. Hope'un ölümü. Billy öldü. Wall Rider, oğul, artık her neyse onunla birlikte yok oldu. İster kaçayım ister öleyim artık özgürüm. Döküman almış mıydık? Yok onu okumuştuk zaten. Büyük ihtimalle buradan gideceğiz arkadaşlar ama karakter yok hani. Bundan daha hayır gelmez. Kol bacak ne varsa kırılmadıysa da yani beter oldu. En azından şunu söyleyeyim. Öleceksek de artık yani çok saçma bir şekilde gidiyor çünkü hikaye. Ölümümüz Bill'in elinden olmadı arkadaşlar.
Şu anda benle ilgili bir durum değil. Cidden karakter yürüyemiyor. Şu hastanenin çıkışını bir görsek. Böyle bir arabamıza binsek falan. Hatta oraya kadar da bu şekilde gidilmez yani. Bu karakter çok kötü oldu ya. Ölecek, burada öleceğiz büyük ihtimalle ama vallahi. Yok artık. Resmen oha. Oh. O pezevenk doktor. Bakın dinleyin. Hepsi pert arkadaşlar. Ve finito. Şu anda şaşkınım, şoktayım. Enteresan bir son oldu, kabul edelim arkadaşlar. Tamam hani öldük falan, o yine o pezevenk doktorun işi. Son kalan polisler de büyük ihtimalle bizi peşimize taktı polisleri. Ama Billy büyük ihtimalle ölmedi arkadaşlar. Hani o son kapanıştan bunu anladık. Hepsi öldü istisnasız büyük ihtimalle. Hani tek başımıza ölmedik, giderken de birilerini de yanımızda götürdük. Şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum, cidden şoktayım. Arkadaşlar enfes bir oyun. Güzel bir hikaye. Tabi bu hikaye Türkçeleme sayesinde daha da güzel bir hale geldi. Daha keyifli bir hale geldi bizim açımızdan. Ben çok teşekkür ediyorum Türkçeleme'yi de yapan insanlara buradan. Daha başka ne diyebilirim ki? Elimden geldiğince araştırarak oynamaya çalıştım. Notlarla, dokümanlarla hikayeye katkı sağlamaya çalıştım. İlla ki bulamadıklarım, göremediklerim vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle hani walkthrough'sunu tam çözümünü izledim. Oynamama gerek yok diye düşünmeyin. Zaten eski de bir oyun biliyorsunuz. Çok eski değildi. Yani bayağı oldu çıkalı. İndirimdir, bundledir. Bir yerden bulun bir şekilde arkadaşlar. Kesinlikle yani izlemekle yetinmeyin. Oynayın. Mükemmel bir deneyim. Benim bulamadığım dokümandır, notdur falan bulursanız da o bölümün, ilgili bölümün altına yazın. Şurada da şunu gözden kaçırmışsın falan gibisinden. Benim de hoşuma gider. Ben de belki bir daha oynarsam ilerleyen zamanlarda onlara dikkat ederek oynarım. Daha başka ne söyleyeyim? Cidden şu anda sonun etkisindeyim. Son cidden etkileyici bir sondu. Özellikle bekliyorum jenerin sonuna kadar da bir secret bir sahnedir falan. Bir cümle bile olsa kaçırmak istemiyorum çünkü. Huyumdur. Her oyunun sonunda jenerin sonuna kadar mutlaka geçmem yani. Sonuna kadar izlerim. Daha başka... Yani hikaye cidden arkadaş yani... Hani karakterin ilerlemesi, karakterin değişmesi o hikaye boyunca. Bir yerde hani oyunun başındakiyle sondaki karakterin alakası yok birbiriyle. Daha başka ne söyleyebilirim? Hani Whistleblower DLC'si var biliyorsunuz. Menüde de zaten onunla ilgili bir sekme var. Whistleblower'ın Türkçe yaması var mı yok mu bilmiyorum. Bakarım. Varsa Whistleblower'ın tam çözümünü de ben yaparım. Eğer yoksa... Onu büyük ihtimalle İngilizcesi çok daha iyi olduğu için benden Ozan'a paslarım. Ozan'ı da biliyorsunuz arkadaşlar diğer oyunlu mamuller videolarından. Ekibimizin kurucu üyelerinden birisidir. Ozan büyük ihtimalle benden daha iyi oynar. İngilizce bilgisinden dolayı Ozan'a paslarım bu şeyi. Diğer DLC tam çözümünü. Onun dışında söyleyeceğim şu anda başka bir şey yok. Cidden mükemmel bir oyundu. Şeyin de zaten sonuna yaklaşıyoruz şu anda. Jenerin sonuna. Esasında bir video şu anda güzel olur kapanışlı arkadaşlar. Bir secret bir şey böyle. Çok tuhaf bitti esasında oyun. Söylemeyeyim diyorum ama. Bakalım. Yok. Arkadaşlar yok. Sadece farklı olarak... Yanılmıyorsam chapters kısmı şu anda geldi. Evet. 2, 4, 6, 8 ana bölüme ayrılmış oyun. Göreceğiniz üzere. İstediğiniz yerden buradan başlayabilirsiniz. Yeni oyun diyebilirsiniz.
devam et desek büyük ihtimalle o sondaki o sakat kaldığımız yerden falan filan devam edecek büyük ihtimalle. Whistleblower şu anda yüklü değil. Yazıyor ama yüklü değil. Onun dışında benim söyleyeceklerim yok. Devam et desem acaba sırf merakımdan bastım şu anda bu devam ete. O ortaya doğru gittiğimiz yerden arkadaşlar alıyor oyunu. O duvardan duvara fırlatma sahnesini falan tekrar yaşamak istemiyorum şu anda. Arkadaşlar bir tam çözüm serisinin daha sonuna gelmiş olduk. Araya Whistleblower'dan önce araya başka bir tam çözüm sokabilirim büyük ihtimalle. Whistleblower zaten ben yapmayı da bilirim. Ozan'a paslayabilirim dediğim gibi. Güzel bir oyundu, enfes bir oyundu, keyifli bir oyundu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki tam çözüm serisiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.